Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Gökçeada'nın meşhur kurabiyesini yapacağım. Lokmalık bir kurabiye, minik minik yapacağım. Bunun için de öncelikle bu kurabiyenin özelliği ununun kavrularak yapılması. O yüzden öncelikle tavaya 3 su bardağı unu aldım. Bunu şimdi 15 dakika kadar kavuracağım. Rengi hafif dönene kadar kavurmamız yeterli. Çok fazla rengini karartmayalım. Daha sonrasında unu soğutacağım ve diğer malzemelerle birleştireceğim. Öncelikle ben unu kavurmak için ocağa alayım. Diğer aşamalarda tekrar görüşürüz. Unu ocağa aldım. Şimdi en kısık ateşte kavuracağım. 15 dakika kavuracağım. Unun kokusu biraz çıkması gerekiyor. Ama çok fazla da rengini döndürmeyelim. Unu kavurdum. 15 dakika kadar kavurdum. Rengi çok fazla dönmedi ama un kokusu çıktı. Şimdi soğuması için karıştıra karıştıra soğutacağım. Daha sonra diğer aşamalara geçeceğim. Unu ocaktan aldım. Karıştırarak soğutuyorum. Az malzeme ile yapılıyor ve bayağı bir çıkıyor. Ve uzun sürede bayatlamadan durabiliyor. O yüzden en sevdiğim kurabiyeler arasında bir kurabiye. Kurabiye hamuru için unu güzelce soğuttum. Şimdi diğer malzemelere geçiyorum. 250 gram tereyağı kullanacağım. Oda sıcaklığında olacak. 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım. Krema kıvamı alıncaya kadar. Bir yumurtam var. Onu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş unu eklemeye başlıyorum. İlk başta sıcacık gelebilir ama yoğurdukça kıvamını bulacak. Bir pakette kabartma tozunu ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamur kendini toparlamaya başladı. Hamur gördüğünüz gibi kendini toparladı. Şimdi bir su bardağı
kıyılmış badem ve fındık var. Ben ikisini karışık kullandım. Bu arada kavrulmamış, tuzsuz olacak. Küçük lokmalık yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada tepsiyi yağlamaya da gerek yok. Direkt tepsiye koyabilirsiniz. Şu şekilde. Unu kavurduğumuz için lezzeti de gerçekten çok güzel oluyor. Kurabiyeler hazır. Şimdi fırını 170 derecede çalıştırdım. Fırına vereceğim. Daha sonra bir 10 dakika kadar kontrol ederek pişireceğim. Renkleri fazla dönmeyecek. Çıkardıktan sonra da sıcağıyla pudra şekerine bulayacağım. Kurabiyeleri fırından çıkardım. 16 dakika tuttum. Hemen sıcağıyla pudra şekerine buluyorum. Hızlı hızlı yapmamız gerekiyor ki pudra şekerine bulansın. Bu arada fırında pişme süresi fırından fırına değişebilir. Kontrol ederek rengini iyice döndürmeden pişiriyoruz. Bu arada sıcak olduğu için epey yumuşak. Dikkat edelim o yüzden. Fazla sıkmadan yuvarlıyoruz. Daha sonra kendisi sertleşecek soğudukça. Kurabiyelerim hazır. Az malzeme ile hem basit hem çok lezzetli bir kurabiye. Uzun sürede dayanıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.